Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. İlk rounda hoş geldiniz. İlk round e, aslında kendi formatında ama bu kez biraz evet. da artık tahta destekli. Tahtaya kaldırdılar bizi. Aynen. <laughs> Daha biz kendi kendimizi kaldırdık dedik. Zaten biraz daha orada yazarak, çizerek yapıyoruz. Evet. Niye oynatarak, niye dokunarak yapalım? Madem ekranımız var, Aynen. oynatabiliyoruz rahat rahat. Aynen öyle. Oyuncağımızla birlikte artık zaten hani bir ara girme durumu gibi da yok artık. Perşembe günleri evet. maalesef ki hiçbir Türk takımı devam edemiyor Avrupa'ya. O yüzden onun etkilenmeyeceğini de bilerek bundan sonra Hı. kalan lig maçlarını tahta üstüne değerlendireceğiz. Aynen Umut ediyorum. öyle ediyorum sizin için de keyifli olur ki sadece e, yani sonuçta atıyorum büyük takımlar üstünden konuşuyor gibiyiz ama e, işte mesela e, Alanya Sporu'da e, konuşacağız. İşte, Trabzonspor'un rakibi Gaziantep'i de Aynen. aslında e, konuşacağız üstünden değerlendirmiş olacağız. Hem görsel olarak sizin için de daha güzel olur diye düşündük. E, ve bunun için tabii ki ideal bir haftayı seçtik. E, fenerbahçe Galatasaray derbi haftası Mustafa. Aynen öyle. E, burada istiyorsan ev sahibinden başlayalım. Hı hı. Hem de ev sahibinde bence aslında pozitif anlamda konuşacak hem daha fazla şey var. Hem de bir yandan tablo netleşti. Yani aslında şu kadroyu kurarken eskiden çok zorlanabilirdik. Yani bir, bir ay önce bile Fenerbahçe 11'i kurmak gerçekten böyle yarı sayısal lot oynamak gibi bir Peki şeydi. şeydi be, bence bu oynamalı, bence şu oynamalı. Hani Serdar Dursun gidiyordum. oynuyordu, Berisha diyordum. İşte Berisha oynar diyordum Valencia çıkıyordu. Valencia oynar diyorsun Avrupa'ya saklanıyor bir anda şey oluyor tamam mı hani kadroya alınmıyor falan. Solda bir Telkas bir Rossi. Ee, aynen öyle, Rossi bir yeni istikrar kazandı. Ee, i̇şte bir an her şey değişebiliyordu, bir anda pat diye sosa görüyorduk. Sosa pat diye çıkıyordu, her hafta hı hı. kadroda olmayabiliyordu. Ee, böyle bir yapıdan aslında baktığında rollerin oturduğu, herkesin ne yaptığını bildiği bir takım görüntüsü var. Ama burada bence e, şöyle alayım hemen, kusura bakma. Hı hı. Ee, şu hat, Bence tek soru işareti evet. bu arada. Çok belirgin bir 11. Bir tek sol bekte Salah'ı olabilir. Salahi olabilir. Ama iskelet belli en azından. Evet. Ya burada bir en azından şu orta sağ hattı bence Fenerbahçe'yi artık netleştiren Hı -hı. aslında iki artı bir de diyebiliriz. Şöyle Zayt Crespo net bir ikili. Mert de Mert Hakan da onları çok iyi tamamlayan bir oyuncu. Hem temposu hem bu bölgenin de oyuncusu. Yani Hı -hı. aslında hem forvet arkası hem de temposuyla bu bölüm şu e, yuvarlı aldığım bölgenin oyuncusu. Yani bu açıdan e, ekstra aslında Mert Hakan'ın da yani Fenerbahçe'de nasıl kendi kimliğini en rahat ifade edebilir? Aslında bu şekilde ifade edebilir. Bu bakımdan da bence üçlü olarak iyi tamamlıyor. Hı -hı. Bu üçlü'nün de birbirini tamamlaması şu iki oyuncuyu ön plana çıkardı. Hem Rossi kanat forvetliğini yapabiliyor artık. Emirifan da ben kenarda senin de tabirinle ben gezdallığımı yaparım. Hı -hı noktası. Burada hani aslında bir kanattaki bir on numara evet. performansını gösterdi ki bu hafta bir gol bir asistle oynadı. Onun da ki gol de gol yani. Hani bir gol böyle hani bir gol var bir de gol var. Bir gol bir de asistle oynadı. Hani onu söyleyeyim ki asisti de iyiydi. Ve bu tip şutör oyuncular için aslında bu bölge daha da rahat oluyor. Sol İçeri aynı çekip, kullanan. Tabii içe çalım attıktan sonra şut fırsatı daha fazla geliyor bu bölgede. Ki İrfan fake çalımı da seven Hı, bir oyuncu. Aynen. Ee, doğal olarak şu ama bence her şey buradan başlıyor. Şimdi, şimdi bu hattında da Rahat etmesi için de bu oyuncular rahat destek veriyor. İkisi de cengaver, ikisi de hı hı. sert oyuncular. Şimdi bu adam sert ve her yere müdahale edebilecek bir mobiliteye de sahip. Sadece bu bölgenin önünde şuraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya basıyor falan ne. Hı hı. Ee, aslında klasik bir alt numara değil. Böyle hani devşirildiği belli. Yani bu adam burada yetişmemiş belli ki ekstra bir özelliği yani bir box to box özelliğini 6 numaraya devşirmiş oldun sen aslında Crespo ile birlikte. Zaten o yüzden kısacık bir sürede oynamış olmasına rağmen La Liga'dan teklifler geldiği söyleniyor. E gelir daha fazla da gelebilir yani çok Hı -hı. daha e, iyi teklifler de gelebilir. Zayt da aslında bir e, sancılı bir, bir yıl, 2 yıl hatta e, hani artık sen 8 numarası kardeşim deyip sonra basıp sen e, hani yakasına da yapışıp Baba sen niye 8 numara değilsin? Biz sana 8'sin <laughs> dedik diye adam hani bir şok geçirdi. Bir uzun süre buraya bir uyum sağlamaya çalıştı. Hani e, çıt kırıldım bir 8 numara gibi oynuyordu. Ve öyle olduğu için o fiziksel mücadelede de kendi gösteremediği için artış hiçbir özelliği ortaya çıkmıyordu. Şimdi Zayt burada hem rahat etti artık hem de rahat ettikten sonra da 10 numara vizyonunu da burada gösteriyor. Topu alma alışı, değerlendirişi vesaire yetmiyor gibi koşu atıp golünde atan oyunculardan biri. Ya yani Her şey birbirini tamamlıyor. Burada senin de çok uzun süre ısrar bir rol var. Onları hı hı. sana bırakacağım. O, o sayede Ferdi'yi. Ee, Ferdi tabii ki dediğin gibi sakatlıktan çıktı için henüz yüzde yüz belli değil. Ama ya yani bu hafta olmasa da haftaya bu forma Ferdi'nin e, bence. İdealde o var canım. İdealde o var. Ee, genel manada böyle bir değerlendirme hı hı. yapalım. Arda'ya ekstra parantez sonu açarız. Hı hı. Sen nasıl bakıyorsun? Sen nasıl Ben de bıraktığın yerden alayım. Yani orta sahadan alayım. Ee, Uğur ikimiz de blog yazdığımız dönemlerde 2010'ların başında. Ee, o zaman bir yazı yazmıştım. Yani ligimizdeki büyük takımların özelinde mesela yaratıcı oyuncu çok az var. Hani büyük takım bile olsan aslında bir iki tane bulabiliyorsun en fazla. İrfan Can'dan. dört e, tane olmuyor yani bizde büyük takımlarımızda. Tabii ki. O yüzden başlığı şuydu yazımın yaratıcı pres. Ee, aslında sonradan işte Jurgen Klopp hani sonradan derken sonradan da Jurgen Klopp bir şeyler yaptı. Kardeşim. <laughs> Mahizla <Maalesef gülüyor> falan bir şeyler yaptı. Aslında çok mantıklı. Yakın zamanda da Capello'nun da söylediği şey. Hı -hı. Yani e, biz Guardiola'nın yolunu değil de bizim takımlarımız Serie A'daki takımlar biraz daha Jurgen Klopp'un takımlarını izlemeli. Çünkü o oyun oynamak daha kolay diyor. Guardiola'nın oyununda biraz daha e, yetenek ister diyor. İşte biraz daha değil çok daha fazla yetenek istiyorsun. Şimdi yaratıcı preste durum şu, şöyle, şöyle bir durum oluyor. Yaratıcı bir nokta noktada şu Uğur. Şimdi e, rakibe yerleşme imkanı verirsen Fenerbahçe'de yerleşik savunmayı hücum edebilecek bir tane oyuncu var bence. O da İrfancan Can Kahveci. Hı hı. E, yani savunma böyle pozisyonu aldı. Şimdi i̇şte Galatasaray diyelim rakibi. Pozisyonu almış şurada. ile Taylan ile kenar kenar ve gelmiş. Şurada Çıkal'da da yardıma gelmiş. Yerleşik savunmayı hücum edebilecek yeteneğe sahip İrfan Can Kahveci dışında çok az oyuncu var. Hem Mert Hakan nispeten, Zeiss nispeten yapar, Rossi nispeten yapar ama net bir şekilde İrfan Can Kahveci dersin. Orada kalırsın. E, ya da e, sol bekteki bindirmeler Ferdi de diyebilirsin. O sayede değil mesela. O sayede de marke pozisyon ister. İşte bu yüzden Fenerbahçe şunu yaptı. Bu e, seni çok güzel anlattığın şekilde doğru merkezi buldu diye diyorsun ya. E, Crespo, Mert Hakan ve Zayse birlikte o yaratıcı presi yapıyor Fenerbahçe. Daha rakibi şuralardan oyun kurmaya çalışırken, şurada çok iyi baskı yapıyor, tam şu bölgede. Crespo zaten inanılmaz bir süpürücü. Ön taraftaki silah hatta İrfan daha hatta Bekler de destek veriyor şurada. Şimdi rakip çıkmaya çalışırken bu topu kapatıyor. Kimi de çok güzel çekti çünkü Crespo'dan Sekin de kim toparlıyor? Aynen. Yani şuradan Aynen. kaçak olursa Aynen. da oradan da Kim Mije geliyor. Zaten Vitor Pereira da bunu transfer ederken Kim bir merkez stopere tam olarak bunu planlamıştı. Biz hani baskı yaparsak geriye dönen topları gizli altı numara rolüyle süpürsün diye. Buradan rakip çıkmaya çalıştı. Şu baskıyı yaptığın anda topu kazandığında karşında yerleşmiş bir savunma görmüyorsun. Hı hı. E, ve yerleşmiş olmayan bir savunmaya karşı hücum etmek için acayip yetenekleri de ihtiyacın yok. O zaman Mert Hakan, o zaman Zayz, o zaman Rossi çok daha fazla etkili oluyor. Çünkü Rossi Topu aldıktan sonra şut imkanı bulması için iki tane adama çalınmak zorunda kalmıyor. Bir adamı geçtiği yeter. Aynen öyle. Hatta bazen ona bile son maçta ona bile gerek kalmadı. Bir tane doğru kontrol yetebiliyor. Çünkü dengesiz savunmaya karşı hücum ettiğin zaman İrfan Can'ın, Mert Hakan'ın, Zayis'in pas becerisi zaten yeterince senin pozisyona sokacak kadar yeterli oluyor. bu yüzden ki savunma hücum etmek zorunda kalmayan Fenerbahçe bir anda hücum zenginliği çok fazla 2-3'e katlandı. Rossi'yi daha fazla kullanmaya başladım. Bu sebepten dolayı. Yani yerleşim savunmaya karşı Rossi'yi ayar et. E, savunma yardımı olan Kanat de görecek karşısında. Hadi onu geçtin. Bu kez Beck çıkacak. Hadi onu da geçtin. Belki altı numara kademeye girecek. Yani bu kadar adamı eksiltmen için senin bayağı e, mahrezi ihtiyacın var. Mahrezi kitlesen diğer tarafta Sterling'e ihtiyacın var. Bu yüzden mesela Capullo'da diyor. Pep Guardiola'nın oyunu bizim için çok doğru, müthiş bir örnek ama bizim için doğru bir örnek değil. Yani yapabil, yapılabilecek, bir tekrarlanacak bir oyun değil. O yüzden Fenerbahçe bunu yapmaya başladı. Hatta e, sezon başında da bunu deniyordu e, Vito Pereira. E, o denge bozmak için önde ve deniyordu. Biraz yarım yarım kalıyordu o yarım hı hı. yarım kalıyordu. Hani ön alandaki oyuncular baskı yapıyordu. Merkezdekiler destek vermiyordu. Merkez katılsa stoper attı destek vermiyordu. Şimdi oyun da var. Ya yani burada İsmail Kartal'a da parantez açalım. Bu oyun günden güne daha da arttı. Ee, çok birbirini destekleyen bir baskı oluyor. Özellikle Konyaspor'un ikinci yarısı sen de çok hı hı. üstünde duruyorsun onun. Ee, geleceğe dair çok fazla işaretler verdi. Orada müthiş uyumlu bir pres görmüştük. Hal böyle olunca rakip topla çıkmakta çok zorlanıyor ve Fenerbahçe'de çok daha rahat pozisyona giriyor. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.